Bölüm 24 Kimse bu işte benim kadar çuvallayamazdı dedi Dermot Kredak sıkıntılı bir halde. Uzun bacaklarını ileri doğru uzatmış, Sadık Florence'in biraz fazla eşya ile dolu olan gösterişli salonunda oturuyordu. Bulunduğu ortamla uyum içinde olmadığı belli oluyordu. Son derece yorgun, perişan ve kederliydi. Miss Marple sakin bir sesle konuşuyor. Onun görüşlerine katılmadığını yumuşak bir tavırla belirtiyordu. Hayır, hayır. Çok doğru bir çalışma yaptınız sevgili oğlum. Gerçekten çok iyi bir çalışma. Ben mi iyi bir çalışma yaptım? Bütün bir ailenin zehirlenmesine fırsat verdim. Alfred Kraken Horp öldü. Şimdi de Harold. Aman tanrım neler oluyor burada? Bunu gerçekten bilmek isterdim. Zehirli tabletler dedi Miss Marple düşünceli bir halde. Evet, aslına bakılırsa daha iyice. Bunlar adamın daha önce aldıklarının tamamen aynısı. Hatta ilaçlarla beraber Dr. Kemper'ın talimatı üzerine diye bir not bile gönderilmiş. Kemper onları sipariş etmemiş. Etiket eczacının orijinal etiketi ama eczacının bundan haberi yok. Hayır. İlaç kutusu Rutherford Hall'dan alınmış. Onun Rutherford Hall'dan geldiğini kesin olarak biliyor musunuz? Evet. Kapsamlı bir araştırma yaptık. Kutu Emma için yazılan sakinleştirici tabletlerin konulduğu kutu. Oh evet anlıyorum Emma için. Evet üzerinde parmak izleri vardı. Orada çalışan iki hemşirenin ve ilacı hazırlayan eczacının parmak izleri bulundu. Doğal olarak başka ize de rastlanmadı. Gönderen çok dikkatli davranmış. Sakinleştirici ilaçların yerine başka tabletler yerleştirilmiş değil mi? Evet işin şeytanca tarafı da bu. Tabletlerin hepsi birbirine benziyor. Çok haklısınız diye onayladım Miss Marple. Çocukluk yıllarımdan anımsarım. İlaçları siyah şurup, kahverengi şurup, bu karışımın öksürüğe iyi geldiğini anımsıyorum. Beyaz şurup, doktor bilmem kimin pembe şurubu gibi tanımlardık. İnsanın bunları karıştırması olanaksızdı. Biliyor musunuz benim köyüm St. Mary Mead'de biz hala bu çeşit eski ilaçlar kullanırız. Oradakiler ilaç olarak şurubu tabletlere tercih ediyorlar. Peki bu tabletlerde ne varmış? Kaplan boğan. Bu zehirli ilacın saklandığı dolaplarda kilit altına tutulan ve ancak 1'e 100 oranında sulandırılarak haricen kullanılan bir ilaç. Ve Harold onları yutup öldü dedi Miss Marple düşünceli bir tavırla. Dermot Kredak inler gibi iç geçirdi. Lütfen böyle davrandığım için beni affedin dedi. Jane teyzeye içimi rahatça dökebileceğimi hissediyorum. Çok haklısınız dedi Miss Marple. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz benim için Sir Henry'nin vaftiz oğlusunuz. Herhangi bir dedektif müfettişine karşı olabilecekten çok daha farklı bir yakınlık duyuyorum. Dermot Kredak acı acı gülümsedi. Yine de her şey benim yüzümden tam bir Arap saçına döndü. Her şeyi berbat ettim. Bölge polisi bu konudaki yetkisizliğini fark ederek Scotland Yard'da başvurdu. Onlar ne yaptı? Beni görevlendirdi. Ya ben ne yaptım? Her şeyi berbat ettim. Hayır, hayır dedim Ismarple. Evet, evet. Alfred'i kimin zehirlediğini bilmiyorum. Harold'u kimin zehirlediğini bilmiyorum. Üstüne üstelik bulunan cesedin kim olduğuna ilişkin en ufak bir fikrim bile yok. Kendimi bu Martin hikayesine öylesine kaptırmıştım ki başka bir olasılığı kabul edemiyordum. Her şey birbiriyle uyum içindeydi. Sonra birden hiç umulmadık bir anda gerçek Martin ortaya çıktı ve inanılamayacak kadar büyük bir rastlantı ama onun Studdard West'in annesi olduğu anlaşıldı. Peki ama bu durumda ambardaki ceset kimin? Bunu bir tek tanrı biliyor. Önceleri onun en az Stravinska olduğunu fikrine inanmıştım. Ama sonradan onun da olamayacağı anlaşıldı ve Miss Marple'ın anlamlı bir şekilde öksürdüğünü görünce bir an için sustu. Ama ya oysa diye mırıldandı Miss Marple. Kredak şaşkınlıkla baktı. Peki ama Jamaica'dan gelen posta kartı? Evet dedi Miss Marple ama bu delil sayılmaz değil mi? Bugün artık herkesin her yerden istediği kadar kart yollayabileceğini düşünüyorum. Bayan Braley'nin ağır bir depresyon geçirdiği zamanları anımsıyorum da doktorlar tedavi için bir akıl hastanesi yatması gerektiğini söylemişlerdi. Ama o çocuklarının bunu öğrenmelerinden çok korkuyordu. Tam 14 tane kart yazarak onları değişik yerlerden postaya verdirdi. Böylece çocuklar annelerinin hastanede olduğunu öğrenemeyecek, tatil için yolculuğa çıktığını düşüneceklerdi. Dermot Kredak'a dönerek ekledi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet dedi Kredak şaşkınlık dolu bakışlarını gizlemeyerek. Eğer cesedin Martin olduğuna inanmamış olsak postayla gelen kartı elbette ki mercek altına alırdık. Çok doğru diye mırıldandı Miss Marple. Her şey uyumluydu dedi Kredak. Üstelik bir de Emma'nın aldığı Martin Krakenhorpe imzalı mektup var. Onu yollayan Lady Studdard West değil ama biri yolladı. Birinin kendini Martin olarak tanıtmak ve büyük olasılıkla onun kimliğine girerek para koparmak peşine düştüğü kesin. Bunu inkar edemeyiz. Evet, edemeyiz. Sonra üzerinde Emma'nın el yazısı olan Londra'daki adrese gönderilen mektubun zarfı var. Zarfın Rutherford Hold'da bulunması onun gerçekten de buraya geldiğini gösteriyor. Ama öldürülen kadın oraya gelmedi. Miss Marple fikrini açıklama gereği duydu. Sizin kastettiğiniz anlamda orada bulunmadı. O, Rutherford Hall'a öldürüldükten sonra getirildi. Trenden demir yolunun yamacına atıldı. Ah, evet. Zarfın asıl kanıtladığı katilin burada oldu. Sanırım mektubu kadının diğer evraklarıyla birlikte aldı ve yanlışlıkla zarfı düşürdü. Aslında bunun gerçekten bir yanlışlık olup olmadığını da kendi kendime sorup duruyorum. Müfettiş Bacon ve sizin adamlarınız araziyi dikkatle araştırmış olmalılar. O araştırma sırasında hiçbir şey bulunamadı. Daha sonra birden kalorifer dairesinde bu zarf ortaya çıktı. Bu çok doğal dedi Kredak. Yaşlı bahçıvan etrafta uçuşan kağıtları toparlayıp orada yakmak için biriktiriyor. Çocukların bulabileceği şekilde mi diye mırıldandı Miss Marple dalgınca. Oraya bulunması için konduğunu mu kastediyorsunuz? Evet ben bundan kuş kullanıyorum açıkçası. Göründüğü kadarıyla çocukların araştırmalarında sıranın nerede olduğunu tahmin etmek işte de zor değil. Hatta onlar buna yönlendirilebilirlerdi bile. Evet bundan şüpheleniyorum. Bu mektubun bulunmasıyla Ena Stravinska'yı soruşturmaktan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Kredak şaşkınlık içinde sordu. Bütün bunların arkasında onun olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yaptığınız araştırmalarda ulaştığınız sonuçların ve onu soruşturmanızın birinin fazlasıyla huzursuz ettiğini düşünüyorum. Hepsi bu. Sanırım biri bu araştırmaların yapılmasını istemiyordu. Bir an için birinin kendini Martin olarak tanıtarak para sızdırmak niyetiyle bu mektubu yazdığı varsayımın doğru kabul edersek dedi Kredak. Sonra birden herhangi bir nedenle bundan vazgeçti. Peki ama neden? Bu çok ilginç bir soru dedi Miss Marple. Birisi Martin'in Fransa'ya döndüğüne ilişkin bir mektup gönderdi. Sonra da onunla birlikte bir yolculuk ayarladı ve onu trende boğarak öldürdü. Bu kadarında hem fikir miyiz? Tam olarak değil dedi Miss Marple. Sanırım olay yeterince basite indirgeniyor. Basite mi? diye sordu Kredak. Beni şaşırtıyorsunuz diye yakındı. Miss Marple endişeli bir sesle böyle bir niyetinin olmadığını belirtti. Haydi bana açık olarak söyleyin dedi Kredak. Öldürülen kadının kim olduğunu bildiğinizi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Miss Marple içini çekti. Bunu tam olarak ifade edecek sözcükleri bulmak o kadar zor ki kim olduğunu bilmediğimi, ama aynı zamanda kim olması gerektiğinden emin olduğumu söylersem, ne demek istediğimi anlatmış olur muyum? Kredak başını olumsuzca salladı. Ne dediğinizi anlamak mı? En ufak bir fikrim bile yok. Pencereden dışarı baktı. Lucy Alice Barrow sizi görmeye geliyor, dedi. Neyse, artık gideyim. Bugün hiç havamda değilim. Bu haldeyken başarılı, becerikli, zeki bir kadınla bir arada olmaya dayanamam. Bölüm 25 Sözlükte tontine kelimesinin anlamına baktım dedi Lucy. Ortak mallar demekmiş. Halatır hatır sorma sona erince Lucy odanın içinde amaçsızca dolaşarak porselen bibloları okşadı, sandalye kılıflarını düzeltti ve pencerenin içindeki dikiş kutusunu karıştırdı. Sizin bunu araştıracağınızdan emindim dedi Miss Marple kayıtsız bir ifadeyle. Lucy yavaş yavaş sözcüklerin üzerine basa basa konuştu. Bu kelimenin mucidi İtalyan banker Lorenzo Tonti. 1653 yılında ölen lehtarların paylarının kalanların kar paylarına eklendiği bir faiz sisteminin kurucusu. Sustu. Buydu değil mi? Tam olarak uyuyor. Son iki ölümden önce bile bunu düşünüyordunuz. Yeniden ayağa kalkarak odanın içinde sabırsızlık içinde dolaşmaya başladı. Miss Marple ona bakıyordu. Bu tanıdığından çok farklı bir Lucy Alice Barrow'du. ''Böyle bir şeyin olması kaçınılmazdı.'' dedi Lucy. ''Yaşayan son kişinin tüm mirası alacağı şekilde... düzenlenmiş bir vasiyetname. Fakat bu çok büyük bir para öyle değil mi?'' ''Paylaşılınca düşecek pay.'' diyerek cümlesini tamamlamadan sustu. ''Sorun insanoğlunun aç gözlüğü.'' dedi Miss Marple. ''Bazı insanların. Bildiğin gibi çoğu kez her şeyi başlatan da budur. Başlangıçta ne cinayet... ne cinayet düşüncesi... ne de bu türden bir istek vardır.'' Bu gibi durumlarda her şeye yalnızca hırs, açgözlülük hakim olur. Kişi hakkından fazlasını, daima daha fazlasını ister. Örgüsünü dizine koyarak gözlerini boşluğa dikti. Müfettiş Kredak ile de böyle bir olay nedeniyle tanıştım. Taşra'daki bir olayda, Maddenham kaplıcaları yakınlarında. Her şey yaklaşık aynı şekilde başladı. Sevimli, hoş ama zayıf karakterli biri büyük miktarda paraya sahip olmak istiyordu. Hakkı olmayan ancak ulaşması kolay gibi görünen bir paraya. Cinayet aklından bile geçmiyordu. Her şey o kadar kolay ve basit görünüyordu ki yanlış olduğu fark bile edilmeyecekti. Her şey böyle başladı ama üç cinayetle sona erdi. Aynen bunun gibi dedi Lucy. Şimdiden üç cinayet işlendi. Kendini Martin olarak tanıtan ve oğluna düşecek miras payı için savaşabilecek bir kadın. Alfred ve Harold. Artık yalnızca iki kişi kaldı öyle değil mi? Yalnızca Cedric ve Emma'nın geride kaldıklarını mı kastediyorsunuz diye sordu Miss Marple. Emma değil, o iri yarı siyah saçlı bir adam değil. Hayır, Cedric ve Brian Eastley'i kastediyorum. Uzunca bir süre Brian'ın yalnızca sarışın olduğu için bu işin dışında tuttum. Sarı bir bıyığı ve mavi gözleri var. Ama biliyor musunuz ki kısa bir süre önce sustu. Haydi anlatın dedi Miss Marple. Anlatın bana bir şey sizi çok kötü etkiledi öyle değil mi? Her şey Lady Studdard West evden ayrılırken oldu. Bizlerle vedalaşıp tam arabasına binerken birden dönüp içeri girdiğimde terasta duran uzun boylu esmer adam kimdi diye sordu. İlk anda onun kimden bahsettiğini anlayamadım. Cedric yataktaydı. Şaşırmış bir halde Brian Eastley'den mi bahsediyorsunuz diye sordum. O da evet evet tabi ya bu o. Hava indirme birliği komutanı Eastley. Direnişçiler onu Fransa'da bizim sığınağımızda bir süre saklamışlardı. Onun duruşunu ve geniş omuzlarını hemen tanıdım ve onunla yeniden görüşmek istedi ama nedense Brian'ı hiçbir yerde bulamadık. Miss Marple hiçbir şey söylemeden bekledi. Sonra diyerek ekledi Lucy, daha sonra onu dikkatle inceledim. Bana sırtı dönük duruyordu. İşte o anda daha önce görmem gerekeni gördüm. Sarışın bir adamın bile saçları bir yantin ile taranmışlarsa siyah görünebiliyorlardı. Brian'ın saçları orta koyulukta kahverengi ama sanırım çok daha koyu görünebiliyor. Sizin de kolaylıkla anlayacağınız gibi arkadaşınızın trende gördüğü adam Brian olabilir. Ayrıca evet dedim, Miss Marple bu benim de aklıma geldi. Lucy buruk bir sesle ekledi. Her şeyi düşünüyorsunuz. Evet canım öyle de olmalı. Peki ama Brian'ın bunu niçin yapmış olabileceğini anlamıyorum. Para Alexander'ın olacak onun değil. Gerçi bu para onların yaşamını kolaylaştırıp daha lüks bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir ama bu parayı projelerini finanse etmekte sermaye olarak kullanması ya da bu türden amaçlarını gerçekleştirmesi olanaksız. Miss Marple ama eğer 21 yaşına basmadan Alexander'ın başına bir şey gelecek olursa çocuğun tek mirasçısı ve yakın akrabası olarak tüm servet Brian'e kalacak dedi. Lucy onu dehşet içinde süzdü. Onun bunu yapması olanaksız. Hiçbir baba bunu asla yapmaz. Yalnızca poraya konmak için yapmaz. Miss Marple içini çekti. İnsanlar her şeyi yapabilir tatlım. Çok acı ve korkunç ama yapabilirler. Miss Marple sözlerini sürdürdü. İnsanlar çok korkunç şeyler yapabilirler. Üç çocuğunu yalnızca sigortadan küçük bir miktar para almak için zehirleyen bir kadın tanımıştım. Sonra ilk bakışta son derece iyi, yaşlı bir hanım gibi görünen biri vardı oğlunu askerden izinli olarak geldiğinde zehirledi. Sırf tekrar gitmesin diye. Sonra ihtiyar bayan Stanwich olayını anımsıyorum. Bu olay gazetelere de yansımıştı. Sanırım okumuşsundur. Önce kızı öldü, sonra da oğlu. Sonunda kendisinin de zehirlendiği söylendi. Gerçekten de yula fezmesinde zehir bulundu. Ama bunu ona kendisinin kattığı anlaşıldı. Son kızını da öldürmeyi planlarken yakalandı. Ancak bu olayda sebep para değildi çocuklarının gençliğini ve yaşama sevincini kıskanıyordu. Bunu söylemek bile korkunç ama gerçek bu. O öldükten sonra onların kendi parasıyla mutlu olacaklarının düşüncesine bile katlanamıyordu. Para konusunda hep sıkıntı çekmiş, her kuruşunu biriktirmeye çalışmıştı. Evet, gerçi birçoklarının da söylediği gibi bunun tekiydi ama bunun bir özür olarak kabul edilmesini anlayamıyorum. Çok farklı birçok yönde bunakça davranışlarınız olabilir. Bazıları bütün servetlerini armağan ediyor ya da sırf insanları mutlu etmek için hiç olmamış banka hesaplarına çekler düzenliyor. Gördüğünüz gibi bunama çok iyi niyetli sonuçlara da ulaşabilir. Ama eğer gerçekten bunama kötü niyetle birleşirse sonucu görüyorsunuz işte. Neyse, size biraz yardımcı olabildim mi tatlım? Hangi konuda yardımcı? diye sordu Lucy şaşkın tavırla. Anlattıklarımla, dedi Miss Marple ve sevecen bir tavırla ekledi. Endişelenmene gerek yok. Elspeth MacKillic'i akşama sabaha burada olacak. Bunu konuyla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Sizin açınızdan belki öyle ama bu benim açımdan çok önemli. Endişelenmemeyi ben de istiyorum ama başaramıyorum dedi Lucy. Gördüğünüz gibi aile beni giderek daha çok ilgilendiriyor. Biliyorum canım. Sizin için oldukça zor olmalı. Çünkü her ikisinden de farklı yönlerde olsa etkilendiniz değil mi? Lucy oldukça sert bir ses tonuyla ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Evin iki oğlundan bahsediyordum.'' dedi Miss Marple. ''Ya da oğul ve damattan.'' Ne şans ki ailenin sevimsiz iki oğlu öldü. Daha cana yakın olan ikisi ise hayatta. Cedric Krakenhorpe çok çekici biri ama kendini olduğundan kötü göstermeye çalışıyor ve etrafı kışkırtmaktan hoşlanıyor. ''Bazen beni çıldırtıyor.'' dedi Lucy. ''Evet.'' diye yanıtladı Miss Marple. Bu da sizin hoşunuza gidiyor değil mi? Siz hayat dolu bir genç kızsınız ve mücadele etmekten hoşlanıyorsunuz. Evet bu çekiciliğin kaynağını anlıyorum. Bay Eastley ise daha romantik bir tip. Mutsuz küçük biri olan çocuğuna benziyor. Elbette o da çekici biri. Ve onlardan biri katil dedi Lucy üzüntüyle. Her ikisi de olabilir. Aslında ikisi arasında pek bir fark yok. Abileri Alfred ve Harold'ın ölümleri Cedric'in umurunda bile değil. Bütün gün oturup mutluluk içinde Rutherford Hall ile ilgili geleceğe yönelik planlar yapıyor ve burayı istediği duruma getirebilmesi için dünya kadar paraya ihtiyacı olacağını söylüyor. Onun duygusuzluğu abartan bir tip olduğunun bilincindeyim elbette. Ama bu denli soğukkanlı davranması bir çeşit maske de olabilir. Yani herkesin senin gerçekte olduğundan daha duygusuz olduğunu düşünmesini isteyebilirsin. Aslında hiç de öyle olmayabilirsin tabi. Bu gerçek de olabilir, olmayabilir. da bilir. Göründüğünden çok daha duygusuz, acımasız da olabilirsin. Sevgili Lucy, bütün bunlar beni de endişelendiriyor. Sonra Brian diye ekledi Lucy. Çok tuhaf ama Brian da bu evde yaşamak istiyor. Kendisinin ve Alexander'ın Rutherford Hall'da çok mutlu bir yaşamları olacağını düşünüyor. Ve kafası geleceğe yönelik planlarla dolu. Şu ya da bu şekilde kafası hep planlarla dolu değil mi? Evet sanırım öyle. Hepsi mükemmel görünüyor ama içimden bir ses bunların gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. Yani uygulanabilirlik açısından demek istiyorum. Fikirleri güzel. Ancak onun bunları nasıl gerçekleşebileceğini düşündüğünü sanmıyorum. Yani bir deyişle havada kalan projeler değil mi? Evet bir anlamda öyle. Hepsi gerçekten de havadan şeyler. Çoğu havacılıkla ilgili planlar. Kim bilir belki de iyi bir savaş pilotunun ayakları hiçbir zaman gerçek anlamda yere basmıyor ve ekledi. Rutherford holu bu kadar sevmesinin nedeni küçük bir çocukken yaşadığı büyük, geniş Victoria stili evi anımsatması. Anlıyorum diye yanıt veren Miss Marple düşüncelere dalmış görünüyordu. Anlıyorum. Daha sonra muzip bir yan bakışla Lucy'yi süzerek nazik ve yumuşak bir tonda ciddiyetle sordu. Hepsi bu kadar da değil değil mi canım? Bana söylemediğim bir şey daha var. Oh evet bir şey daha var. Birkaç gün öncesine kadar anlayamadığım bir şey. Brian o trende olmuş olabilir. 16.33'teki Paddington treninde mi? Evet, bildiğiniz gibi ondan istenmediği halde Emma 20 Aralık günü yaptıklarının hesabını kılı kılına vermeye büyük özen gösterdi. Sabah bir dernek toplantısına katılmış. Öğleden sonra biraz alışveriş yapıp Green Shamrock'ta 5 çayını içmiş ve söylediğine göre son olarak da Brian'i karşılamaya istasyona gitmiş karşıladığı trenin Paddington'dan 16.50'de hareket eden tren olduğunu söyledi ama Brian daha önceki trenle gelip geç olanla gelmiş gibi davranmış olabilir. Bana arabasının arıza yaptığını, tamirde olduğu için trenle gelmek zorunda kaldığını söyledi. Buna canının çok sıkıldığını, trenlerden nefret ettiğini söyledi. Bunları söylerken samimi görünüyordu ama bu doğru da olabilir ama ben trenle gelmemiş olmasını isterdim. Özellikle de o trenle dedi Miss Marple düşünceli bir halde. Bu gerçekte hiçbir şeyi kanıtlamaz. Kötü olan bu kuşku. Bilememek. Kim bilir? Belki de asla bilemeyeceğim. Tabii ki öğreneceğiz canım, dedi Miss Marple heyecanla. Bu noktada hiçbir şeyi bırakacak değiliz. Katillere ilişkin kesin olarak bildiğim tek şey varsa o da onların yaptıklarından hiçbir zaman huzur duymadıklarıdır. Tam aksine giderek daha tedirgin olurlar. Özellikle de ikinci bir cinayetten sonra diye ekledi kararlılıkla. Karamsar olma Lucy. Gün doğmadan neler doğar. Polis elinden geleni yapıyor. Herkes bir olasılığı soruşturuyor. Ve en iyisi de Elspeth McGillicuddy'nin çok yakında burada olacak olması. Bölüm 26 Senden ne yapmamı istediğimi tam olarak anladın değil mi Elspeth? Anladım dedi bayan McGillicuddy. Ama yine de bunu çok tuhaf bulduğumu söylemeliyim sevgili Jane. Hiç de tuhaf değil dedi Miss Marple. Bence öyle bir eve gideceksin ve hemen şey üst kata çıkmak isteyeceksin. Hava çok soğuk diye belirtti Miss Marple. Ayrıca sana dokunan bir şey yemiş olabilirsin. Bu nedenle de lavaboya gitmek isteyebilirsin. Böyle şeyler olur. Hatırlıyorum da zavallı Lou Zephelby bir defasında bana geldiğinde yarım saat içinde tam beş kez lavaboya gitmek için izin istemek zorunda kalmıştı. Bunun nedeni de diye açıkladı Miss Marple kısaca. Bayat bir pasta yemiş olmasıydı. Jane ''Bana açıkça neyi hedeflediğini söylemez misin?'' diye sordu bayan McGillicuddy. ''Hayır, özellikle de bunu söyleyemem.'' ''Sen insanı gerçekten çıldırtırsın Jane. Önce bana mümkün olan en kısa sürede dünya kadar yolu tepip İngiltere'ye dönmemi söylüyorsun. Sonra da...'' ''Çok üzgünüm'' dedi Miss Marple. ''Ama inan başka çarem yoktu. Bak canım, her an için biri öldürülebilir. Onların gözetim altında olduklarını ve polisin gerekli tüm tedbirleri aldığını biliyorum.'' Ama katilin onlardan daha akıllı olma şansı her zaman daha fazla. İşte bu nedenle Elspeth gelmen gerekliydi. Bu senin görevindi. Ne de olsa ikimiz de üstümüze düşen görevi yerine getirmek üzere yetiştirildik, değil mi? "Öyle olduğumuz kesin," dedi Bayan MacGillicody. "Bizim gençliğimizde ihmalcilik bağışlanmazdı." "Bu çok doğru," diyen Miss Marple, dışarıda bir motor homurtusu duyunca ekledi. "İşte, taksi de geldi." Bayan McGillie Kudi kalın siyah beyaz paltosunu giydi. Miss Marple şallar ve başörtülerine büründü. Ve iki yaşlı bayan taksiye binerek Rutherford Hall'a doğru yola koyuldular. Kısım 2 Bu gelen de kim diye soran Emma eve yaklaşan taksiye bakıyordu. Galiba bu Lucy'nin yaşlı teyzesi. Yine mi o baş belası dedi Cedric. Kanepeye uzanmış, ayaklarını şöminenin kenarına uzatmış, Taşra Yaşamı dergisini karıştırıyordu. "Ona evde olmadığımızı söyle," dedi. "Bunu nasıl yapacağımı düşünüyorsun? Dışarı çıkıp evde olmadığımızı mı söyleyeyim, yoksa Lucy'yi çağırıp teyzesine böyle söylemesini mi isteyeyim?" "Bunu düşünmemiştim," dedi Cedric. "Sanırım uşaklarımız, hizmetçilerimiz olduğu günlere gitti aklım. Tabii eğer vardıysalar." Savaştan önce bir uşağımız olduğunu anımsıyorum. Mutfakta çalışan hizmetçi kızla bir ilişkisi olmuştu. Sonra da bu yüzden büyük bir skandal çıkmıştı. Temizliğe gelen gündelikçilerden hiçbiri burada değil mi? Tam o sırada öğleden sonra gümüşleri temizlemeye gelmiş olan Bayan Hart kapıyı açtı ve Miss Marple şallara bürünmüş bir halde arkasında göze batmayan bir kadınla birlikte odaya girdi. Uygunsuz bir zamanda gelmediğimizi umarım dedi Miss Marple elini Emma'ya uzatırken Öbür gün evime dönüyorum ve gitmeden önce size uğrayarak hem bir veda etmek hem de Lucy'ye gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı teşekkür etmek istedim. Ah nasıl da unuttum. Size benimle kalan arkadaşım Bayan McGillicuddy'yi de tanıştırabilir miyim? Memnun oldum. Nasılsınız? diyen Bayan McGillicuddy tüm dikkatiyle Emma'yı inceledikten sonra ayaklarını şöminenin kenarından çekmiş olan Cedric'e baktı. O sırada Lucy odaya girdi. Jane teyze geleceğinizden haberim yoktu. Buraya gelip Miss korpa veda etmek istedim dedi Miss Marple ona dönerek. Sana karşı o kadar ama o kadar yakınlık gösterdi ki anlatamam. Asıl bize karşı çok iyi olan Lucy dedi Emma. Evet doğru diye söze karıştı Cedric. Onu kürek mahkumu gibi çalıştırdık. Hastaların başını bekle, merdiven in merdiven çık, yataktaki hastalara yemek pişir. Miss Marple söze karıştı. Hastalandığınızı duyunca çok çok üzüldüm. Umarım şimdi daha iyisinizdir Miss Crackenhorpe. Ah evet hepimiz çok daha iyiyiz dedi Emma. Lucy bana çok ağır hastalandığınızı söyledi. Çok tehlikeli bir gıda zehirlenmesi. Sanırım mantardan değil mi? Nedense hala tam olarak bulunamadı dedi Emma. Onun söylediklerine inanmayın diye söze karıştı Cedric. Etrafta dolanan söylentileri duymuş olduğunuzdan eminim. Miss uh, Marple dedi Miss Marple. Neyse dediğim gibi etrafta dolaşan dedikoduları hiç kuşkusuz siz de duymuşsunuzdur Miss Marple. Komşularımızın konuşacak bir şeyler bulmaları için biraz arsenikten iyisi yok. Cedric diye söze karıştı Emma. Lütfen kes şunu. Müfettiş Kredak'ın ne söylediğini hatırla. Aman dedi Cedric umursamaz bir tavırla. Zaten herkes biliyor. Sizler de her şeyi duymuşsunuzdur değil mi? Diye sordu Miss Marple ve Bayan Mekke'li diye dönerek. ''Ben yurt dışından yeni döndüm.'' dedi Bayan McGillicuddy. ''İki gün önce geldim.'' ''Ah demek dilden dile dolaşan yerel dedikodudan haberdar değilsiniz.'' dedi Cedric. Curry'e arsenik karışmış. Hepsi bu. ''Sanırım Lucy'nin teyzesinin her şeyden haberi var.'' ''Evet öyle.'' dedi Miss Marple. Bazı söylentiler benim de kulağıma geldi. Ama yalnızca üstü kapalı olarak. ''Tabii ki bu konuyu dile getirerek sizi herhangi bir şekilde sıkmak istemedim Miss Crackenorp. Abime aldırış etmeyin dedi Emma. İnsanları kızdırmaktan zevk alır o. Bu arada abisine dönerek sevgiyle gülümsedi. O anda kapı açıldı ve Bay Krakenhorp bastonunu sinirli bir şekilde yere vurarak içeri girdi. Çay nerede kaldı diye sordu. Çay neden hala hazır değil? Sen, kızım. Lucy'ye döndü. Niçin hala çayımı getirmediniz? Çoktan hazır Bay Krakenhorp. Hemen getiriyorum. Masayı hazırladım. Lucy odadan çıktı. Bay Krakenhorp, Miss Marple ve Bayan McGillikuddy'yi tanıştırıldı. Yemeklerimizin tam zamanında getirilmesini isterim dedi Bay Krakenhorp. Dakiklik ve ekonomi, benim yaşam anlayışım bunlar üzerine kurulu. Bu çok takdir edilecek bir şey dedi Miss Marple. Özellikle de bugünkü vergi sistemini ve yaşam koşullarında Bay homurdandı. Vergi, bana o haydutları anımsatmayın. Beni neredeyse sadakaya muhtaç duruma getirmek istiyorlar soyguncular." Bu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Bak göreceksin sen oğlum." dedi Sedriye dönerek. "Bu ev sana kaldığı zaman şimdiden 1'e on bahse girerim ki sosyalistler burayı elinden alacaklar. Burayı bir bakım evi ya da bu türden bir şeyle yapabilirler ve burayı çevirmek için tüm gelirlerini elinden alacaklar. Emin ol." Lucy elindeki çay tepsisiyle yeniden odaya girdi. Hemen arkasında sandviç, kek, tereyağı, kızarmış ekmek ve pastanın bulunduğu tepsiyi taşıyan Brian vardı. Bu da ne? Bay Krakenhorp dikkatle tepsiyi inceledi. Rokoka pasta mı? Parti mi veriyoruz? Kimse bana bundan bahsetmedi. Emma'nın yüzü hafifçe kızardı. Doktor Kim pırçaya gelecek baba. Bugün onun doğum günü ve... Doğum günü mü? diye homurdandı yaşlı adam. Doğum günü ise ne olmuş? Doğum gününü yalnızca çocuklar kutlar. Ben hiç doğum günlerimi önemsemediğim gibi kimsenin de onları kutlamasını beklemedim. ''Böylesi senin açından daha ucuza gelir.'' dedi Cedric. ''Hiç değilse pastaya konacak mumlardan tasarruf etmişsin.'' ''Yeter artık, bu kadarı da fazla oğlum.'' dedi Bay Krakenhorpe. Bu arada Miss Marple, Brian Eastley'in elini sıkıyordu. ''Lucy sizden çok söz etti.'' dedi Miss Marple. ''Bana Saint Mary Mead'den birini anımsatıyorsunuz. Orası benim uzun yıllardır yaşadığım köy. Avukatın oğlu Ronnie Wells'e o kadar benziyorsunuz ki.'' babasının yazıhanesinde çalışmaya bir türlü alışamadı. Doğu Afrika'ya göçtü ve gölde gemi işletmeciliğine başladı. Victoria Nyanza Gölü'nde. Yoksa Albert Gölü müydü? Neyse fark etmez. Maalesef başarılı olamadı ve tüm sermayesini kaybetti. Ne şanssızlık. Sanırım onunla herhangi bir akrabalığınız yok öyle değil mi? Aranızdaki benzerlik çok şaşırtıcı da. Hayır dedi Brian. Wells adında biriyle akrabalığım olduğunu sanmıyorum. Çok hoş bir kızla nişanlanmıştı diye ekledi Miss Marple. Çok mantıklı, akıllı bir kızdı. Onu göç sevdasından vazgeçirmeye çok çalıştı ama başaramadı. Tabii çok büyük bir hata yaptı. Sizin de bildiğiniz gibi kadınlar parasal konulardan çok daha iyi anlarlar. Tabii ki üst düzey finans konularını kastetmiyorum. Babam buna hiçbir kadının aklının eremeyeceğini söylerdi hep. Günlük harcamalar, getiriler, götürüler bu gibi şeyler işte. Durdu ve pencereden dışarıya baktı. Bu pencereden manzara da ne kadar güzelmiş böyle. Emma da ona katıldı. Ne kadar geniş bir bahçe. Ağaçların gövdeleri ne kadar da Böyle bir yerin şehrin içinde olması inanılır gibi değil. Burada sanki başka bir asırda yaşar gibiyiz dedi Emma. Ama pencereleri açınca uzaklardan trafik gürültüsünü duyabiliyorsunuz. Evet tabii dedi Miss Marple. Artık trafik gürültüsü her yerde var değil mi? Hatta St. Marymead'de bile. Köyümüz havalimanına çok yakında. O koca jetlerin tepemizden uçarken çıkarttıkları sesi bir bilseniz dehşet verici. Küçük kış bahçemin iki camı daha geçen gün bu yüzden kırıldı. Ses duvarını aşıyorlarmış. Çevredekiler böyle söyledi ama ben bundan hiçbir şey anlamadım. Ama bu çok basit diye söze karıştı Brian. Bakın açıklayayım. Miss Marple çantasını yere düşürdü. Brian eğilerek nezaketle kaldırdı. Aynı anda Bayan McGillicuddy Emma'ya yaklaşarak sıkıntılı bir ses tonuyla bir şeyler fısıldadı. Bu yapmacık bir sıkıntıydı ve Bayan McGillicuddy bu yaptığını çok çirkin buluyordu. Çok affedersiniz acaba bana lavaboyu gösterebilir miydiniz? Tabii dedi Emma. Sizi götüreyim dedi Lucy. Lucy ve Bayan McGillicuddy beraber coğladan çıktılar. Araba kullanmak için soğuk bir gün dedi Miss Marple anlaşılmaz bir şekilde. Ses duvarı konusu dedi Brian. Bakın şöyle düşünün. O oh, merhaba Bay Kemper. Doktor Kemper arabasını dışarıya park etmişti. İçeri girdiğinde ellerini avuşturuyordu. Çok üşümüş olduğu anlaşılıyordu. Çok kar var. Tahminimce don olacak dedi. Merhaba Emma nasılsınız? Ah aman tanrım bu da ne? Sizin için bir doğum günü pastası hazırladık dedi Emma. Unuttunuz mu? Bana bugünün doğum gününüz olduğunu söylemiştiniz. Böyle bir şey hiç beklemiyordum dedi Doktor Kimper. Biliyor musunuz, uzun yıllardır ne kadar oldu ki? En azından 16 yıldır kimse doğum günümü anımsamadı. Çok duygulanmışa benziyordu. Miss Marple ile tanışıyor muydunuz? Emma onları tanıştırmak istedi. Oh, evet dedi Miss Marple. Bir önceki gelişimde doktorla burada karşılaşmıştık. Geçen gün çok şiddetli bir soğukkanlılığına yakalandığımda beni evimde muayene etme nezaketi gösterdi. Bana karşı o kadar nazik ve iyiydi ki umarım iyileşmişsinizdir dedi doktor. Miss Marple nezaketle çok iyi olduğunu belirtti. Uzun süredir beni muayene etmek için gelmediniz diye söze karıştı Bay Krakenorp. Gelin bizimle çaya oturun daha ne bekliyoruz ki? Oh lütfen arkadaşımın dönmesini beklemeyelim dedi Miss Marple. Onu beklediğimizi fark ederse çok mahcup olur. Masaya oturdular. Miss Marple önce bir dilim ekmekle tereyağı aldı. Sonra da tabağına bir sandviç konulmasına izin verdi. Bu diye sordu çekinerek. Balık dedi Brian. Mutfakta yapımına yardım ettim. Bay North bir kahkaha attı. Zehirli ançues dedi. Gerçek bu. İsteyen yer isteyen yemez. Lütfen baba. Bu evde bir şey yaparken çok dikkatli olmalısınız dedi Bay Cracknord Miss Marple'a dönerek. İki oğlum sinek gibi öldürüldü. Bunu kimin yaptığına gelince işte bunu gerçekten bilmek isterdim. Sizi ürkütmesine fırsat vermeyin diyen Cedric Miss Marple'a yeniden sandviç tabağını uzattı. Arsenik'in cilde iyi geldiğini söylüyorlar. Miktarını fazla kaçırmamak şartıyla tabi. Kendinle bir tane yesene dedi yaşlı bay Krakenhorp. Beni çeşnici başı olarak kullanmak niyetindesin anlaşılan diyen Cedric ekledi. Neyse yiyeyim bari. Bir sandviç alıp ağzına attı. Miss Marple da hafifçe gülümseyerek bir sandviç aldı. Bir lokma ısırdıktan sonra konuşmaya başladı. Bu konuda şaka yapabilmeniz çok cesurca. Gerçekten büyük bir cesaret bu. Cesarete her zaman için hayran olmuşumdur. Birden tuhaf bir boğulma sesiyle kıvranmaya başladı. Bir balık kılçığı diye inledi. Boğazıma takıldı. Doktor Kimper hemen yerinden kalktı. Onu pencerenin kenarına götürerek arkaya doğru yasladı ve ağzını açmasını istedi çantasından bir alet kutusu çıkararak bir pens aldı. Profesyonel bir ustalıkla yaşlı kadının boğazını incelemeye başladı. O anda kapı açılarak Bayan McLeody arkasında Lucy'nin olduğu bir halde içeri girdi. Bayan McLeody gördüğü manzara karşısında bir an için soluk alamadı. Miss Marple pencereye doğru arkasına yaslanmış, doktor ise üzerine eğilmiş boğazından tutmuş başını yana çeviriyordu. Ama bu o diye haykırdı Bayan McGill'ı şaşkınlıktan. Fal taşı gibi açılmış gözlerle. Bu trendeki adam. Hiç beklenmedik şaşırtıcı bir çeviklikle doktorun elinden kurtulan Miss Marple arkadaşın yanına gitti. Onu tanıyacağını biliyordum Elspeth dedi. Hayır şimdi bir şey söylememelisin. Zafer kazanmışçasına Doktor Kimper'a döndü. Bunu bilmiyordunuz değil mi doktor? Trende bir kadını boğarken bir başka kadının sizi görmüş olduğunu bilmiyordunuz değil mi? Bu kadın benim arkadaşımdı. Bayan mcleod Ködi. Sizi gören o. Anlıyor musunuz? Sizi kendi gözleriyle görüp teşhis etti. Sizinkine paralel giden tam yanınızdaki trendeydi. Ne ne diyorsunuz siz? Doktor Kimper Bayan mcleod doğru bir hamle yaptıysa da Miss Purple yine aynı çeviklikle aralarına girdi. Evet dedi. Sizi gördü ve teşhis etti. Mahkemede de bunu yeminli ifadesiyle belirtecek. Sanırım bu pek sık rastlanır bir durum değil diye ekledi Miss Marple yumuşak abartısız bir ses tonuyla. Kişinin bir cinayet işlenirken tanık olması. Cinayetler genellikle bulunan delillere dayanılarak aydınlatılır. Bu kez durum çok farklı. Bu olayda işlenilen cinayetin görgü tanığı var. Kahrolası ihtiyarcadı diyen Doktor Kimper bu kez Miss Marple'ın üzerine atılmak istediyse de Cedric buna engel olarak omuzlarından yakaladı. Demek bu cinayetleri işleyen şeytan sensin diye haykıran Cedric doktora sarılarak herhangi bir hareket yapmasını engellemeye çalıştı. İlk gördüğüm günden beri sizden hiç hoşlanmadım. Hep yanlış bir insan olduğunuzu düşündüm ama tanrı bilir ya bu konuda sizden hiç kuşkulanmamıştım. Brian Eastley hemen Cedric'in yardımına geldi. Müfettiş Kredak ve müfettiş Bacon arka taraftaki kapıdan içeri girdiler. Doktor Kimper diye konuşmaya başladı Bacon sizi uyarıyorum. Şu andan itibaren söyleyeceğiniz uyarınız size kalsın diye bağırdı Doktor Kimper. Bu bunak ihtiyar kadınlara kimin inanacağını sanıyorsunuz siz. Bu tren saçmalıkları da nereden çıktı? Kim duymuş böyle bir şeyi? Miss Marple, Bayan McGill'u cinayeti 20 Aralık günü polise bildirdi ve katilin eşgalini verdi diye açıkladı. O anda birdenbire Doktor Kimper'ın omuzları çöktü. İnsan nasıl bu kadar şanssız olabilir ki dedi. Ama dedi bayan McGillicue di. Sensus Elspeth diye atıldım Miss Marple. Peki ama hiç tanımadığım yabancı bir kadın neden öldüreyim ki diye sordu Doktor Kimper. Sizin için yabancı değil dedi müfettiş Kredak. O sizin eşiniz de. Bölüm 27 Görüyorsunuz işte dedi Miss Marple. Ta başından beri kuşkulandığım şekilde her şeyin basit, çok basit bir açıklaması olduğu ortaya çıktı. En basit nedenlerle işlenen bir cinayet olayı. Karısını öldüren o kadar çok ki. Bayan e değil Miss Marple ve müfettiş Kreda'ya baktı. Eğer bana burada neler döndüğünü açıklarsanız minnettar olacağım. Doktor çok zengin bir kadınla evlenebilme fırsatı olduğunu gördü diye açıklamaya başladı Miss Marple. Ama zaten evli olduğu için bu olanaksızdı. Karısıyla yıllar önce ayrılmışlardı ama kadın boşanmayı reddediyordu. Müfettiş Kredak bana kendini en az Stravinsk olarak tanıtan kadından bahsettiğinde onun bu olaya çok uygun biri olduğunu anlamıştım. Kadın arkadaşlarına İngiliz bir kocası olduğunu söylemiş, aynı zamanda inançlı bir Katolik olduğunu da belirtmişti. Doktor Kimper, Emma ile evlenip çift eşli bir insan olarak yaşama riskini göze alamazdı. Dolayısıyla soğukkanlı ve acımasız bir insan olmasının da etkisiyle karısından kurtulmaya karar verdi. Onu trende öldürüp cesedi ambardaki lahtin içine saklamak aslında çok zekice planlanmış bir cesetti. Kuşkuları Horp ailesinin üzerinde toplamak niyetindeydi. Önce Emma'ya Edmund Horp'un evlenmeyi düşündüğü Martin tarafından yazılmış gibi görünen bir mektup gönderdi. Emma doktora abiyle ilgili her şeyi anlatmıştı. Bu nedenle her şeyi biliyordu. Daha sonra zamanı gelince ona bu mektupla polise başvurmasını önerdi ölen kadının Martin olarak teşhis edilmesini istiyordu. Sanırım Paris'te polisin Anna Traviska ile ilgili olarak soruşturma yaptığını herhangi bir şekilde öğrendi ve bunu engellemek için de hemen Jamaika'dan onun adıyla yazılmış bir posta kartı göndermeyi ayarladı. Karısıyla Londra'da buluşmak onun için son derece kolaydı. Karısına onunla barışmak istediğini ve akrabalarını ziyarete götürmek istediğini söylemiş olmalı. Daha sonra olanları anlatmaya hiç gerek yok.'' O tatsız olayı hepimiz biliyoruz. Tabii doktor aslında hırslı ve açgözlü bir adamdı. Gelirinin yüksek vergiler nedeniyle ne kadar azaldığını görünce büyük bir servette çalışmadan sahip olmanın ne kadar cazip olacağını düşünmüş olmalı. Bunu karısını öldürmeyi planlamadan önce de düşünmüş olabilir. Her neyse. Etrafa birinin Bay Krakenhorpe'u zehirlemek istediği söylentilerini yayarak temeli hazırladı ve aileye arseniyi verdi. Ama azar azar. Çünkü aslında yaşlı Bay Kraken Horp'un ölmesini istemiyordu. Ama bunu nasıl ayarladığını halen anlamış değilim dedi Kredak. Körili tavuk pişirildiğinde bu evde değildi ki. Arsenik körili tavukta değildi ki diye açıkladı Miss Marple. Körüye zehri daha sonra tahlil etmek için numuneyi aldığı zaman katmış olmalı. Sanırım zehri daha önce kokteyle katmıştı. Tabi daha sonra doktor kişiliğiyle Alfred Krakenhorpe'ı zehirlemesi ve Londra'ya Harold Krakenhorpe'a zehirli tabletleri göndermesi çok kolaydı. Bu arada önceden Harold'a ilaç almamasını söyleyerek kendini güvenceye almayı da ihmal etmedi. Yaptığı her şeyi soğukkanlılıkla, cüretle, zalimce ve açgözlülükle yaptı. Aslında çok çok üzgünüm. Artık ölüm cezası yok diyerek açıklamalarını bitiren Miss Marple'ın yaşlı, yorgun bir kadının gözlerinde belirebilecek en haşim ve öfkeli bakışlar belirdi ve ekledi. Ölüm cezasının kaldırılmış olması gerçekten çok kötü. Eğer bu dünyada asılmayı hak eden biri varsa bunun Doktor Kimper olduğunu hissediyorum. Doğru, doğru dedi müfettiş Kredak. Olayları çözmeye çalışırken aklıma bir fikir geldi diye konuşmayı sürdürdü Miss Marple. İnsan birini yalnızca arkadan görmüş olsa bile bu sırttan görünüş karakteristik olabilirdi. Bu nedenle eğer diye düşündüm Elspeth doktor Kimper'ı aynı pozisyonda yani aynen trende gördüğü şekilde bir kadının üzerine eğilmiş elini onun boynuna dolamış bir halde arkadan görürse hiç kuşkusuz onu tanıyacak ya da en azından panikle hafif bir çığlık atacaktı. Bu düşünceyle Lucy'nin de yardımıyla bu küçük planı tasarladım. Doğrusunu istersen, diye söze karıştı McGillicuddy, beni gerçekten dehşete düşürdün. Birden kendimi kaybedip bu o diye haykırdım. Üstelik de ben senin de bildiğin gibi adamın yüzünü görmemiştim. Zaten ben de senin bunu orada itiraf edeceğinden korkuyordum Elspeth, dedi Miss Marple. Söyleyecektim de, neredeyse yüzünü görmemiş olduğumu söylüyordum. Bu çok büyük bir hata olurdu. Bak canım, onu gerçekten teşhis ettiğini sandı. Onun yüzünü görmemiş olduğunu bilemeyeceğini tahmin ediyordum. Öyleyse çenemi tutabilmem iyi oldu. Söylemeye kalksan sana tek kelime ettirmezdim. Bundan kuşkun olmasın. Kredak kendini tutamayarak güldü. Ah siz ikiniz, mükemmel bir ikilisiniz. Peki ya şimdi Miss Marple? Mutlu son ne olacak? Örneğin zavallı Miss Emma Crackenhorpe ne olacak? Tabii doktoru kısa bir süre içinde unutacak dedi Miss Marple. Ve eğer babası ölecek olursa ki ben onun kendisini sandığı kadar sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Hiç kuşkusuz o da Geraldin Webb gibi bir dünya turuna çıkıp yurt dışına gidecektir. Oralarda yeni ilişkiler kurabilir. Umarım Doktor Kimper'dan daha iyi bir insanla karşılaşır. Peki ya Lucy Alice Barrow, onun içinde düğün çanları çalacak mı? Olabilir dedi Miss Marple. Hiç şaşırmam. Sizce hangisi seçenek diye sordu müfettiş Kredak. Bunu bilmiyor musunuz dedi Miss Marple. Hayır dedi Kredak. Ya siz? Oh evet bildiğimi sanıyorum dedi Miss Marple. Ve müfettişe göz kırptı. Son.